Celal ve Kubilay yakalandı. Her şey ortaya çıktı. Artık sizin babanızdan devraldığınız oto hırsızlık çetesinin reisi olduğunuzu biliyoruz. Bir şey söylemeyecek misiniz? Süheyla Hanım cinayet suçlamalarını reddediyor. Nasıl yani? Enver'i siz öldürmediniz mi? Hayır, ben öldürmedim. Peki kim öldürdü? Celal. Celal mi? Evet, Enver'i Celal öldürdü. Neden? Enver akıllısı boşandıktan sonra plan yapmış. Adnan ve Rıdvan'la bir olup benden tam 500.000 lira çaldılar. Hırsızlıkla kazandığınız kirli parayı. Paranın çalındığını anladığımda hemen Enver'den şüphelenmiştim. Ama bizim çocuklardan birinin yardım olmadan bu işi beceremezdi. Pazar gecesi ağzından laf almak için evine gittim. Peki neden birlikte oldunuz? Güzellikle konuşur zannettim. İkna etmek için aramızda bir sorun yokmuş gibi yapmam gerekiyordu. Ama konuşmadı. Celal ben konuştururum dedi. Alt tarafı biraz dayak atar zannettim. Öldüreceği aklıma gelmedi ki. Zaten öldürdüğünü bile gömdükten sonra söyledi bana. Ya Rıdvan? Enver ölmeden önce Rıdvan'ın adını vermiş. Celal ile Kubilay da paketleyip binaya getirmişler. Siz söylemediniz yani? Hayır. Celal beni her zaman iş yaptığımız yere gel diye çağırdı. Bir gittim ki Rıdvan orada. Celal, Rıdvan işin içindeyse Adnan da biliyordur dedi. Bunlar köyden akrabalardı zaten. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Ama ben pek emin olamadım. Adnan benim çok iyi adamımdı. Adnan'a çok güvenirdim. Hatta bir keresinde benim adımı vermemek için içeri girmeyi bile göze almıştı. Sizin yüzünüzden içeri girdi yani. Adnan iyi bir adamdı ama Rıdvan hinoğlu hindi. Para için anasını satardı. Peki Rıdvan'ı kim öldürdü? Celal. Celal Taşkaya, 40 yaşında. Süheyla'nın sağ kolu. Ben kimseyi öldürmedim. Nasıl öldürmedin lan? Kim öldürdü bu adamları? Süheyla. Süheyla mı? İşlerden kaldırdığımız 500.000 lira çalınmıştı. Süheyla Enver'in yaptığından emindi. İçeride adamı var. Konuşturup öğreneceğim dedi. Süheyla, Kubilay, bir de ben Enver'in evine gittik. Biz dışarıda bekliyorduk. Uzun sürmüştü. Meraklandık. Konuşmadı mı? Soru sorma da temizle şu ortalığı. Kubilay Özçalık, 33 yaşında, Süheyla'nın adamı. Celal cesedi çarşaflara sardı. Ben çok fena olmuştum. Mecburen yardım ettim. Cesedi bahçeye çıkarttık. Sonra binanın bahçesine gömdünüz. Evet. Süheyla bize Enver'in ortağının Rıdvan olduğunu söyledi. Kubilay ile beraber onu almaya gittik. Salı sabahı Celal aradı. Rıdvan'ın evine gitmemi istedi. Gittiğinde Celal evin önünde bekliyordu. Ne oluyor Celal abi? Bu yürütmüş paraları. Ciddi misin? Bırak gevezeliği, aç şu bagajı. Bak. Vallahi ben bir şey yapmadım. Abi vallahi ben bir şey yapmadım mı? Rıdvan'ı öyle görünce şok olmuştum. Yani ne olduğunu anlayamamıştım. Binaya gittikten sonra bana dışarıda beklememi söylediler. Sonra da Rıdvan'ı içeri götürdüler. Ne oldu içeride? Rıdvan'ı konuşturmaya çalıştık. Ama paradan haberi olmadığını söyledi. Söyle işin içinde Rıdvan varsa Adnan da vardır.